Günaydın. Çayım tazecik, kahvaltı yaptınız mı? Buyurun gelin. Yok, bir şey istemem Suzan, sağ ol. Ben seninle konuşmaya geldim. Kız uyuyor mu? Uyuyor, kaldırayım hemen. Yok yok yok. Seninle konuşacağım ben. Gel azıcık dışarı. Üstüne bir şey alıp geliyorum. Ne oldu, hayırdır? Tatsız bir şey yok değil mi? Yok yok. Sayende epeyce yol aldık Suzan. Gülizar bizlere alışıyor. Allah razı olsun. Canım et tırnaktan ayrılır mı? Tabii ki öyle olacaktı. Ayrılıyor sırasında kızım. Bak mesela bunun anası kızı sana bırakıp gitmiş. Nasıl oldu o iş? Bunun bir belalısı vardı. Kapısından ayrılmayan, yapışıkan bir şey. Pis bir adam. İşte ondan ayıralım diye bir şeyler ayarladık, yurt dışına gönderdik. Orada bakıcılık makıcılık bir iş de bulacaklardı. Ben de bir hikaye Gülizar'ı alıp yanına götürecektim. Sonra ne haber geldi, ne bir ses, hiçbir şey yok. Benim ne kadar düşkün olduğumu biliyor kıza. Emindi tabii iyi bakılacağında. Rahatına geldi Zahir. İnsaniyetli kadınmışsın. Polise falan gitmedin mi? Hani arkasını aramadın mı? Yok ya, yani ne bileyim, öyle şeylerden çok korktum. Giderim, soruşturma moruşturma açarlar. Alırlar kızı elimden, yetimhaneye falan koyarlar. Sonra annesi... Kalktı, geliyor, geliyor. İşte annesi falan gelir diye öyle öyle bekledim. Böyle de büyüdü. Günaydın. Günaydın. Babaanne. Ne oldu ya? Niye bu kadar erken geldin? Hadi bize gidiyoruz. Provam var. Orada edersin kahvaltını. Hadi üstüne bir şey al da gel. Soğuk soğuk. Sıkı bir şeyler giy. Hayır baba, anlamıyorum. Bu kadar pahalı bir şeye ne gerek vardı? Güzel ama değil mi? Vallahi gelinime yakışır. Hiç. Baba. Bunu nereden aldıysan götürüp geri veriyorsun. Ben gider daha uygun bir şey alır takarım, tamam mı? Sen ayrı, ben ayrı. Sen ne vereceksen ver. Ben bunu vereceğim. Ben bundan daha aşağı bir şeyle çıkmam bu insanların karşısına ya. Ya ben yıllardır bugünü bekliyorum. Bu kadarcık gururu bana fazla görmeyin lütfen. Ben bunu gelinime gidip göğsümü gere gere takacağım. Fatoş söyledi. Konuşurlarken duymuş. Lüks bir otelde yapacaklarmış nişanı oğlum. Biz nasıl yaparız? Ne giyeriz oralarda, öyle yerlerde? Sonra Candan Hanım da haber yollamış. Benim için. Muazzezle, öyle ona üst baş bir şeyler diktirelim falan demiş. Ben oğlumun nişanına kız evinin sadaka gibi diktirdiği elbiseyle mi geleceğim? Kendimden bir şeyler giysem beğenmezler, burun kıvırırlar. Annem, nişan otelde motelde olmayacak. Sen de bizim alacağımız çok güzel bir kıyafetle gideceksin, tamam? Üzülme sen, ben halledeceğim. Şş, bana bak, sen karışma. Duyuyor musun bak? Sen karışma! Karışma! Aferin sana. Uğraş dur bu işi bozmak için ha. Uğraş! Uğraş hadi, bu çocuğu ye bitir! Bitir! Metin'cim, iğne iplik alabilir miyim lütfen? Hülya Hanım, kahveniz hazır. Teşekkür ediyorum. Mineciğim, bu biyeleri böyle saracağım. Şöyle değil mi? Şöyle. Evet, saracağım arkaya kadar. Güzel. Renkli renk böyle biye gidecek etrafında. Böyle sırtta dekoltene kadar yayılır. Şu sırtını azıcık kapatın. Ne bu böyle bu kadar dekolte? Aa, babaanne, zaten göğsü kapalı, bari sırtı açık olsun ya. Yani illa bir tarafınızı açacaksınız, öyle mi? Mine, senin dekolten de çok fazla. Kapatın onu. İstemem öyle şey. Aa Murat, senin ne işin var burada? Kusura bakmayın, çok kısa vaktinizi alacağım. Şu nişanla ilgili. Ne oldu nişana? Niye fikirsin? Mine, nişan çiftlikte olacak, otelde değil. Kendi aramızda yüzük takarız, yemek yeriz, biraz da müzik, bitti gitti, tamam? Ama hayatım, yani o kadar misafir şimdi... Mine, bizim misafirlerimiz çiftlik çalışanları, babamın kasabadan arkadaşları, annemin kasabadan çevresi. Öyle kalkıp da İstanbul'da lüks bir otele gelebilecek insanlar değiller. Ha, eğer ki gelmelerini istemiyorsanız o ayrı tabii. Otobüs tutarız. Gece de otelde misafir edersiniz. Bence siz hepiniz toplaşıp gidin, biz hiç gelmeyelim. Ya Murat, ya Allah kahretsin, ya Allah kahretsin. Ya mutlu musunuz şimdi ha? Mutlu musunuz? Ya inanamıyorum ya, Allah kahretsin. Ay, damat bey de çok sinirli değil mi?
Canım, sen ne şeytanlık peşindesin bilmiyorum ama çözdüm ben seni kızım. Bence sen kork benden. Aa, ben ne yaptım be şimdi? Aa. Hanımefendi, şunu çıkartır mısınız? Galiba nişan iptal. Saçlarını öreyim mi? Örme babaanne. Örme, büyüdüm ben artık. Büyüdün ya. Büyüdün ya bal göz. Bak senin kalbini kırmak istemem ama Murat haklı. Bakma öyle. Olan bizi kendimize getirdi. Hani siz diyorsunuz ya ayar verdi. Öyle. Biz babanı gömeli kaç gün oldu? Hı? Öyle millete karşı alayla valayla nişan mı yapılır? Oğlan direndi de biz uyandık. Yoksa cemiyet de bizi tefe koyarlardı. İyi de babaanne yani sen dedin. Tarihi sen verdin ya babanın kırkı çıkınca işte nişan yaparız dedin. Ha, dedim de. Memleketi ayağa kaldıralım demedim. Haklısın babaanne. Üzülme kuzum. Yazın ben sana öyle bir düğün yapacağım ki dillere destan. 40 gün 40 gece böyle 40 atla gelip alacaklar seni bizden. Ay çok tatlısın. Ama ben öyle atlı falan bir düğün istemiyorum. Ya ben modern bir düğün istiyorum. Ya at da olacak da huzuruna da olacak. Böyle edebiyle adabıyla vereceğim ben biricik torunumu. Tamam babaanne. Nasıl istersen öyle olsun. Ya ben Murat'ı o kadar çok seviyorum ki. Ya düğünmüş, nişanmış. Aslında hiçbir umurumda değil. O mutlu olsun da. Yeter ki siz mutlu olun. Ah gençlik ah.